Seyir dünyasına hoş geldiniz. Siz gerçek nedir biliyor musunuz? Peki büyü, büyü nedir? Ben bu muhteşem numaralarımı yaparken siz bunları düşünün. Bakın elimde hiçbir şey yok. Bu da eski boş bir şapka. Şapkanın üzerine 3 kez vuracağım ve sihirli kelimeleri söyleyeceğim. Ve sihirli kelimelerin gücü adına. Ya çok kötü yırtılmış elbise. Tamam anneciğim, ben halledeceğim onu, sen merak etme. Ama sıramız geliyor. Tamam, tamam halledeceğim. Berrakcığım, sana ne oldu? Niye asıyorsun suratını? Şarkınız çok güzel olacak, merak etmeyin. Şarkıdan değil. Naz bizle dalga geçecek. Naz mı? Aa, Naz Üstünel mi? Niye? Annesi onun elbisesini çok pahalı bir dükkandan alıyormuştu o yüzden. Sizin anneniz asla o kadar güzel elbise dikemez dedi. Ya. Kesin kaybedeceğiz yarışmayı. Diyorsunuz. Kızlar. Siz kimin şarkısını söylüyorsunuz bakalım? Candan Erçetin. Peki Candan Erçetin küçükken acaba çok mu zengindi? Bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. Çünkü bunun hiçbir önemi yok. Candan Erçetin Türkiye'nin en iyi şarkıcılarından biri. Öyle değil mi? Ayrıca eğer Naz bir daha sizi üzerse babasının o yeni aldığı spor araba her an çizilebilir. Yani çizilebilir anlamında yani. Oh, hadi bakalım. Şimdi çıkın oraya ve ortalığı tozu dumana çevir. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Hadi yavaş. Az güvercin olaydım. Pencerene konaydım. Pencerem çok yüksekte. Yer dizine konaydım. Selin, günaydın. Nasılsın? İşte. Ateş ve Emre ile bu disiplin oturumu için konuştun mu? Saçlar makası. Ha. Daha 2 hafta var onun. Hayır, işte o yarın alındı. Ne? Sorma şimdi niye öne çekildi falan diye bir sürü saçmalık. Yapman gereken bu oturumun öne çekilmesiyle ilgili bizimkilerin onayını alman lazım, 1. İkincisi, hukuki olarak tavsiye vermen gerekiyor. 3, hiç vaktimiz yok. Başka birinden isteyebilir misin? Hayır, isteyemem. Senin yapman lazım. Ya bak, ben tıbbi detaylar konusunda sana yardımcı olacağım zaten. Emre ile de bakanın üzerinden geçeriz, olur. Buyurun. Bak, Emre olur. Emre olur. Emre ile ben ilgileneyim. Ateş için başka birini bulsam. Selin, Ateş geçen aylar boyunca benim beynimi yedi. Yani Selin bana aşık ve bu yüzden birlikte çalışamıyor, benimle çalışamıyor diye. Harika, hatta muhteşem. Ona olan hislerimin aşkla hiçbir ilgisi yok şu anda. Belki nefret. İkisi de aynı kapıya çıkıyor o zaman. Düşünsene yani. Her iki durumda da Ateş'te çalışamıyorsun demektir. Tamam peki. Biz kavga ettik. Ve tuhaf bir durumdayız. 6 aydır ben onu görmemek için kafeteryada yemek bile yemiyorum. Sence nasıl yardımcı olabilirim ona? Cidden başka birini bulamaz mısın Ateş için?
Tamam, sana şöyle anlatayım Selin. Geçen sene boyunca hastaneye açılan davaların %40'ı Ateş'le ilgili. Yani Ateş'te çalışamıyorsan... Bu hastanede çalışamam. Görüşürüz. Azıcık abartıyor bence. Neyi abartıyor ya? Sen kadının terapistinin odasına gir, okunmaması gereken şeyleri oku. Neyi abartıyor? Bir avukata soralım, kanunda cezası vardır bunun. Ha mesela bak Selin'e sorabiliriz. Avukat o. Yine patlattın espriyi doktor. Ha? Yeniliyorsun diye mi acaba? Oyna bakalım. O dosyayı okumasaydım... Selin içini dökemezdi bana. Yani iyi bir şey oldu, rahatladım. Yakalanmasak iyiydi tabii. Emre nerede? Emre mesai bitimine kadar benimle. Ama istersen ben sana bir iki dakikamı ayırabilirim. Birazdan köpüreceksin galiba. Ha? Köpürmeden, öfkelenmeden önce böyle ufak ufak fokurdamaya başlar kendisi. Bu disiplin oturumunun yarın alındığına onay verdiğini gösteren belge. Bu da seni kanuni hakların konusunda bilgilendirdiğini söyleyen belge. Var mı haklarım? Yok. Bir tavsiye? O hiç yok. Beraber çalışmamızın garip olacağını söylüyordum. Evet. Zeynep Hanım geç gelecekmiş. Kendisi geçen hafta da bir gün geç geldi. Yakından takip ediyorsun bakıyorum Zeynep'i. Sadece Zeynep'i değil. İkinizi yakından takip ediyorum. Hayırdır? Ne oluyor yine? Olmak değil de olmamak üzerine dönüyor sizin konu. Hani aylar öncesinde de olmayan bir takım şeyler vardı. Olmadı. Çünkü biz Zeynep'le arkadaşız. Aramızda da bir şey yok. Ne demek arkadaşlık mesela? Ne yapıyorsunuz? Ha? Tavla atıyor musunuz mesela? Hayır ama geçen akşam sinemaya gittik. Sinemaya? Beni niye çağırmadınız? Çünkü senin o gece işin vardı. Haber de vermediniz. Haber vermedik çünkü şu an yaptığını yapıyorsun Mehmet Ali. Acaba bir şey oluyor mu diye gözlüyorsun sürekli. Ama olmuyor. Olmuyor. Ve bu seni üzmüyor. Üzmüyor. Peki. Arada böyle sen... Böyle dalıp gidiyorsun ya böyle. Yani böyle mahzun böyle... Kalıyorsun ya mesela. O anlarda Zeynep'i mi düşünüyorsun acaba? Hayır. Allah Allah. İlginç. Selin Hanım, buyurun. Emre'nin telefonu şarjda. Kütüphaneye gelebilir mi? Gelebilir herhalde. 15 dakikaya. Ha. Disiplin kuruluyla alakalı. Tamam. Bir acil uğrayacağım, ondan sonra gideceğim. Bir acil uğrayıp gelecekmiş. Ben gideyim. Görüşürüz. Görüşürüz. Disiplin oturumuna var da niye şimdi çağırıyor ki? Ne olacak bu işin sonu ya? Vallahi bilmiyorum ama kadının sesi bayağı ciddi geliyordu. Bakıyorum, çok meşgulsün. 5 lira kaybettim Orhan'a. Antrenman yapmam lazım. Ver. Selin gelip seninle konuştu mu soruşturma hakkında? Konuşmaz mı? Zaten o yüzden kaybettim. Vır 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 vır. Ateş, bu konu çok önemli. Önemli, evet. 5 lira böyle kaybetmeye devam edersem ay sonunu getiremem. O yüzden sıkı hazırlanmam lazım. Aç bakalım. Böyle kale yapıyorsun, bu da kaleci. Bir şey soracağım sana. Şimdi bu disiplin oturumunda ceza alırsan eğer...
Ay sonu, ay başı falan gibi dertlerin olmayacak çünkü işsiz kalacaksın Ateş. O zaman bol bol oynarız. Nasıl, böyle mi yapılıyor? Bayılıyorsun. Her şeyi dramatikleştirmeye bayılıyorsun. Hayır, bayılmıyorum. Ama bu konu gerçekten beni geriyor. Sen de biraz önemser misin lütfen? Kendin için değilse de en azından Emre için. Ha sen onun için yakışıklı giderse balolara kiminle gideceksin ha? Kiminle halay çekeceksin? Ateş, böyle olaylar ve kayıplar hastanede her gün yaşanmıyor. Yani ikiniz de ciddi sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Anlasana. Bana bak. Sen onca işinin arasında benim için endişeleniyor musun yoksa? Ha? Kıyamam. Ben departman için endişeleniyorum. Yani bu kadar işimin arasında yeni bir departman kurmakla uğraşamam. Onda. Yani şimdi ben belgeyi imzalamazsam yarınki soruşturma oturumu olmaz. Aynen öyle. Ama oturum tarihini onlar değiştirdiği için sen de uygun değilim deme hakkın var. Geç kalmadım değil mi? Hatta sana tavsiyem imzalama. Böyle oturumu biraz ertelemiş oluruz. Taraflar sakinleşir, ayrıntılar unutulur. Yarın hakkında bir karara varacaklar ve bu iş bitmiş olacak. Öyle mi? Yani evet, genellikle tek oturumluk bir kurul olur. O zaman yapalım bitsin. Emre, sen daha önce böyle bir oturuma katıldın mı? Hayır, ama ne olduğunu biliyorum. Tarafsız bir doktorlar kurulu beni ve saçtan makasını değerlendirecek. Öyle değil mi? Şimdi o doktorlar tarafsız olabilir ama aynı zamanda senin patronların. Emre, iki ihtimal var. Birincisi biraz para kaybın olur. Aynı zamanda da ayrıcalıklarının bazılarını kaybedersin. Para derken? Yani uzaklaştırılırsın, böylelikle maaşını da alamazsın. Peki ikinci ihtimal? O birinci kadar iyi değil. Otur istersen. Bu iş kariyerini mahvedebilir. Peki, o zaman yapabileceğim tek şey gerçekleri anlatmak. Gerçekleri. Evet, ortada tartışılmaz bir gerçek olabilir. Ama onlar hiçbir zaman gerçeği senin bildiğin gibi bilemezler. Onlar ancak kafalarında canlandırabilirler. Kafalarında canlandıracakları senin ne anlattığına bağlı. Aslında daha da önemlisi nasıl anlattığına bağlı. Evet, başlayalım. 11 Mayıs. Hastanın polikliniğe geldiği tarih. Hastanın adı ne? Dosyada yazıyor. Sen bilmiyor musun? O zaman adını kullan. Kurul her türlü insani ayrıntıya çok dikkat eder. Peki. Derya polikliniğe ilk geldiğinde eklem ağrıları ve karın ağrısı olduğunu söylemişti. Nöroloji konsültasyonu için Mehmet Ali çağrılmıştı. Ne şimdi bu? Ne yapıyorsunuz? Kardeşinizin genel koordinasyonunu değerlendiriyorum. Kardeşimin sorunu bacağında ve karnında. Biz boşuna mı bekledik 6 saat poliklinikte? Acile gitseydiniz, bu kadar rahatsız olduysanız. Sen mi gelip bakacaktın kardeşimin çocuklarına? Tamam, anlaşıldı. Hasta yakını sevimsiz biri. Ayrıntı anlatmak iyidir. Ama yine de tıbbi konulardan çok uzaklaşma anlatırken. Tamam mı? Tamam. O zaman şöyle anlatayım. Ne oldu? Gözünde bir şey mi var? Hafif üveit bulguları vardı. Yani göz bebeğiyle ilgili bir şey mi? Gözlerinin renkli kısmı intihaplıydı. Yani? Yani şu. Körlüğe gidebilecek kadar ciddi bir durum ama iyi tarafı hekim oğlunun ilgisini çekebilecek kadar da tuhaf bir durum. Genç, kadın hasta. Eklem ağrıları var, bel soğukluğu olabilir. Hastanın birden çok ekleminde tutulum var. Romatoid artrit olabilir.
Romatoid artrit genelde küçük eklemleri tutar. Hastanın diz eklemi tutulmuş. Takayosun. Vaskülit ve sedim belirteçleri isteyin. Açız sana be. Niye çocuk kilidi yaparlar ki şunlara? Kaç tane çocuk febradolor içmek ister? Hı? Ben alayım kendisini, açayım. Sana verirsem geri alamam dolap dereye. Nişantaşı. Febradolor kısmıyla ilgilenmiyoruz. Hastalık sadece arterleri değil, venleri de tutmuş olabilir. Venes tutulum varsa Behçet hastalığı olabilir. Behçet toplar damarları sever. Karın ağrısı ve vaskülit bulguları yapar. Behçet hastalığının ana bulgularından biri oral aftlardır. Hastanın ağzında aft yok. Başka yerlerde de aft yapar Behçet. Gidip iyice bir muayene edin bakalım genital ülser ya da izi var mı? Hastayı konsültasyonda Mehmet Ali gördü dedin. Genital muayeneyi sen niye yaptın? Çünkü... Açız sana be. Niye çocuk kilidi yaparlar ki şunlara? Kaç tane çocuk febradolor içmek ister? Hı? Ben alayım kendisini, açayım. Sana verirsem geri alamam dolap dereye. Nişantaşı. Behçet hastalığının ana bulgularından biri oral aftlardır. Hastanın ağzında aft yok. Başka yerlerde de aft yapar Behçet. Gidip iyice bir muayene edin bakalım aktif genital ülser ya da izi var mı? Dolap dere dur. Senin yerine Nişantaşı hocam gitsin. Bak o en sıkıcı işleri bile ne kadar eğlenceli hale getirebiliyor. Ağrı var mı? Şiddetli bir ağrı mı? Benimle konuşursanız çok daha sağlıklı olur yalnız. Ay. Ay, kusura bakmayın ne olur. Ben hastanelerden nefret ediyorum. Gayet iyi anlıyorum. Ben de 12 yaşındayken bademciklerimi aldılar. Bol bol dondurma yedim, okula gitmedim. Ve ne harika bir şeymiş bu deyip doktor olmaya karar verdim. Annem ben 8 yaşındayken öldü. Benim de hayatım aylarca hastanede geçti. Delirium tremens yüzünden mi kaybettiniz annenizi? Her yere saklanmış içki şişeleri. Evin içinde bir an deli gibi öfkeli, bir an aşırı neşeli biri. Siz nereden biliyorsunuz? Annem. Babam bizi terk ettiğinde annem kendini içkiye vurdu. Tam da üniversite sınavına hazırlandığım sırada. Peki şimdi babanızla aranız iyi mi? Hayır. Emre bir şey soracağım. Konunun babanla bir bağlantısı var mı? Hayır, sadece... Tamam, sadece hastayla aranızda bir bağ kuruldu, anladım. Yani bu yüzden de sana dava açılmadı. İkimiz de biliyoruz. Yani doktorunu seven hastalar asla dava açmazlar. Ama hikayeni kısa tut. Hikayeni anlatırken kurulu yönlendirebilirsin. Ama bunu hissettirmeden yap. Tamam. Muayenede küçük çaplı genital ünselleri vardı. Behçet tanısını doğruluyordu yani. Kortizon ve bir de mide koruyucu verdim. Koluna patarj testi için pikür yaptım. Yani sonucun çıkması için 24 saat geçmesi gereken bir test. Sonuca da herhangi bir doktorun bakabileceğini söyledi. Kontrol için randevu vermedin o zaman. Hayır. Kendisi çıkıp geldi. Aha, tamam. Doktor bey, merhaba. Merhaba. Bakalım kolunuza. Bu küçük püstünler patoloji testinin pozitif olduğu anlamına geliyor. Hemşire hanımla konuşun. Romatoloji polikliniğine yönlendirirsiniz. Tamam. Behçet hastalığı tedavisi olan bir hastalıktır. Merak etmeyin, iyi olacaksınız. Tamam. Çok teşekkür ederim doktor bey. Sağ olun. Yani sen telefonla konuşurken hasta yanına geldi, öyle mi? Evet. Öyle oldu. Randevu almadığı için muayene etmedin. Evet, koluna bakıp patoloji testinin sonucunu söyledim sadece. Yani ters bir şey olduğunu zaten anlayamazdın mı diyorsun? Evet. Emre bak. Ben avukatın olarak senin yalan söylemene engel olamam. Hatta sen ifade verirken yanında da olamam. Ama eğer seni daha iyi yalan söylemeye hazırlamazsam ihmalkarlık yapmış olurum. Bakın Selin Hanım, benim yalan söylediğim falan yok. Her şeyi birebir... Bu hastana yazdığın reçete.
okul klinik defterinde kayıtlıydı. Yani sen hastayı muayene etmişsin. Şimdi söyleyecek misin o gün gerçekten ne oldu? Peki. Telefondaydım. Tam o sırada Derya geldi. Doktor bey. Derya ben. Koluma yaptığınız testin sonucu için gelmiştim ama. Ha. Evet. Sonuç pozitif. Hemşireye söyleyin, röntgenoloji yönlendirsin. Doktor bey. Bana verdiğiniz ilaçları kullanıyorum ama karnımın ağrısı hala geçmedi. Behçet hastalığı düşündüğümüzden daha fazla organ tutmuş olabilir. Ya da kortizona bağlı reflü oluşmuş olabilir. Daha kuvvetli bir mide koruyucu yazıyorum size. Buyurun. E, doktor bey. Bir şey yok. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Karın ağrısı ile ilgili hastaya hiçbir şey sormadın mı? Bakın İpek Hanım, sadece ufak bir hata yaptım. Tek bir hata. Emre, bu ufak denemeyecek kadar büyük bir hata. Gel abi. Eh be hocam, bu da mı faul değil ya? Bozulsama dalıp duruyorlar bize. Yok, ağlama. Hadi devam. Devam tabii. Karşı takımın ısmarladığı tostu yemekle meşgulsün çünkü. Şşt, on numara. Aldım. Duyuyorum, on numara. Çok konuşuyorsun. Yalan mı hocam? He? Rüşvet almadınız mı bunlardan? İkinci sarıda atarım. Çok konuşuyorsun. Hadi abi, devam. Ne oluyor be? Gel abi. E çok güzel, harika. İşten atılmak üzeresin, keyfin yerinde. Çok sevindim senin için ya. Nereye atıyorlar doktor? Hı? Kime atıyorlar? Sıkar biraz. Ayrıca beni işten atarlarsa İpek de Selin'i işten atar. Yani planım işlemiş olur. Sen öyle san. Selin Emre'ye danışmanlık yapıyor. İpek de destek atıyor. Bak sana söylüyorum, kurul faturayı sana çıkartacak. Demedi deme. 3 saniye. Ne 3 saniyesi hocam? Daha topu yeni aldım. Hı. İkinci sarı. Söylemiştim. Çok konuşuyorsun. Dışarı. Ya. Hadi. Bak şu boş çay bardağını görüyor musun? Kap bakalım onu. Doğru kantine. Az açık. Hocana bir çay. Hadi. Başka hakim bulamadınız mı kardeşim kendinizi? Vazgeçemezler. Doktor benden vazgeçemezler. Kurul da vazgeçemez. Neden? Çünkü hastayı hiç görmedim. Sen ne zaman hasta gördük? Ayrıca kötü hasta ilişkilerin seni kurtarmaz. Hemen İpek götürür. Dosyada baş doktor sensin. Emre'nin hatası aslında senin hatan demek. Yani Selin Emre'yi korumuş olursa beni de korumuş olur. Ayrıca İpek yanlarındaysa tamam, bana bir artı puan daha. Taktik diye bir şey var bu hayatta. Selin Emre'ye seni satmasını söyleyebilir. Emre de çıkar kurulun karşısına. Vallahi hocalarım, çok özür dilerim ama Hekimoğlu hocamız keşke biraz ilgilenseydi hastasıyla. Hiç bir kere bile görmedi ki hastayı der. Steps. Ne steps hocam? Boy steps'i. Hocam boy steps'i kalktı. Kalkmadı, kalkmadı. Ben kaldırmadım. Devam. Allah'ım. Bir kere Emre'nin sesi tam olarak öyle değil. Birazcık daha bariton. Öyle düşüneceksin bir dahaki sefere taklit yaparken. Ayrıca Emre beni sever. Zeynep seni sever. Emre işini sever. Selin? Ne olmuş Selin? Sence benden bu kadar çok nefret ediyor mu? Ya biri senin psikiyatri dosyanı gizlice okusa sen ne hissedersin? Doktor, benim psikiyatri dosyalarım yok. Hiçbir zaman da olmayacak. Hepsi burada. Bunun içinde. Gizli, kilitli. Ay eksik olma, 9 numara. Aslansın be. Galiba en büyük sorunumuz da bu zaten. Koçum 9 numara be. Aslansın aslan. Az açık. Eyvallah. Kırmızı. Söylemiştim sana. Çok konuşuyorsun. Çok konuşuyorsun. Afiyet olsun hocam. Artık biz kazanırız değil mi? O kadar emin olma. O kadar emin olma. Gel abi. Emin olduğum bir şey var ki.
kurul kararını hastayla yaptığım bu görüşme üstünden verecek. Yani bu konuda seni sıkıştıracaklar Emre. Aynen öyle. Dikkatin mi dağınık? Senin problemin. Uykusuz musun? Senin problemin. Çok mu çalıştın? Hastanenin problemi. Tembellik. Bakın, karın ağrısının Behçet hastalığıyla ilişkili olabileceğini düşündüm. Hangi doktor olsa böyle düşünürdü. O zaman niye Derya'yı poliklinikten çıktıktan bir saat sonra aradın? Bankodaki hemşire Derya'yı hastaneye çağırdığını söyledi. Çünkü Derya ben odadan çıkarken tereddütlüydü. Aklında bir son dakika sorusu olabileceğini düşündüm. O ne demek? O şu demek, hasta muayeneye gelir, burnunun aklından şikayet eder. 10 dakika muayene edersin, nesi olduğunu anlamaya çalışırsın. Muayene biter. Tam kapıdan çıkacakken, abi de doktor bey, kasıklarımda kırmızı noktalar var der. Selin'cim, kısacası yani hastalar ne kadar önemli olursa olsun utandıkları soruları son dakikaya saklar. Bu. Peki, tamam. Yani sen hastanın sana soracağı önemli bir soru olduğunu hissettiğin halde gittin, öyle mi? Hayır, sonradan aklıma geldi. Ne değişti? Hiçbir şey. Kötü bir cevap. Başta sağlıklı düşünemiyordum Selin Hanım. Bu daha da kötü bir cevap. Emre, hastanın soramadığı o soru sence neyle ilgili olabilir? Yani Derya söylemeye çekindiğine göre dışkılama ile ilgili olabileceğini düşündüm. Kanamalı bir dışkılaması olduysa kanayan bir ülseri de olabilir demektir. Durum nedir? 35 yaşında kadın ciddi miktarda kanamalı kusması olmuş. İş yerinde şuurunu kaybetmiş. Tansiyonu düşük 80-20. Nabzı taşı kardik dakikada 140. Ne kadar sıvı verdiniz? 3000 cc. Şu anda da bolus tozda izotan ikinci. Yalnız iş arkadaşları şeker yer gibi ibuprofen aldı dediler. Sanırım ülseri falan kanadı. Çabuk, 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 çabuk. Behçet hastalığı var sanıyordum. Midedeyim. Ama çok kan var. Mide çeperini tam göremiyorum. Arteri mi yırtılmış? Hayır, orada işte. Kanayan sevimsiz bir ülser. Koterize ediyorum. Ben göremiyorum. Biraz daha izotonikliği kazan. Bir dakika. Tamam. Oldu. İyi görünüyor. Kanamalı bir ülser. Hallettik. İki saat önce bir şey yoktu. Sistolik basıncı 70'e düştü. Nerede ülser? Şu anda kahverengi gözüküyor çünkü az önce kotorize ettim. Başka bir tane daha olmalı. Orada. İkinci bir ülser mi? Perfore olmuş. Ameliyathaneye hazırlayın çabuk! Çabuk çabuk! Cerrahlar perforasyonu onarabildiler. Ama hastanın yani Derya'nın mide içeriği karnına ve tüm vücuduna yayıldı. Hasta sepsise girdi. Enfeksiyona bağlı kan basıncı düştü. Bir ara 50'lere kadar indi. Hipotansiyondan karaciğer ve böbreklere hasar gördü. Bakın, durumun kötü gözüktüğünü biliyorum. Belli ki ben yanlış bir tanı koymuşum. Ama her şeyi kitabına göre yaptım. Ne olacağını bilmemin bir imkanı yoktu. Benim kalkmam lazım. Muhasebeyle bir toplantım var. Ama fırsat bulur bulmaz geleceğim, tamam mı? Benim de kahve saatim geldi. İçmediğim zaman huysuzlaşıyorum. Sen bir şey ister misin? Yok. Teşekkürler. Emre, neden hata yaptı sence? Emre yalnızca bir soru sormayı unutmuş. İlla bir nedeni olması gerekiyor. Birincisi, sormayı unuttuğu soru önemsiz bir soru değil. İkincisi, evet, eğer yaptığı hatanın nedenini bilirsek kurumun karşısında ona yardımcı olabiliriz. Emre yalnızca küçük bir hata yapmış. Olur böyle şeyler. Seni ilgilendiren bir tarafı var mı bu olup bitenlerin? Ne gibi? Tarafsız olmadığımı falan mı düşünüyorsunuz? Aynı ekiptesiniz. Bir sırcı, birlikte çalışıyorsunuz. Bir de herkes sizin birlikte olduğunuzu söylüyor. Kim söylüyor? Doğru cevap, ilişkimiz yok, taraflı değilim olacaktı. Emre ile ilişkimiz yok. Neden hata yaptığını da hiç bilmiyorum. Hekimoğlu'yla daha uzun süredir birlikte çalışıyorlar. Bir isterseniz ona sorun.
Tabii ha, benim nasıl aklıma gelmedi? Hekim oldum. Emre neden hata yaptı sence? Çünkü hastaları umursamıyor. Nasıl yani? Hasta dosyalarına baktım, hep olumlu şeyler söylüyor hastaları hakkında. Söylerler tabii. Bütün tatlılığını takınıp o meşhur bademcik hikayesini anlattığı için hastalara. Güzel hikaye ama, kabul et. Ama gerçek değil. Emre'nin bademcikleri hala duruyor. Yani hastalarıyla ilişki kurmak için beyaz bir yalan söylemesi çok da kötü bir şey değil bence. Kötü demedim zaten. Gerçek değil dedim. Emre hastalarını umursamıyor. Ben sizin iyi arkadaş olduğunuzu düşünüyordum. Öyleyiz zaten. Ama iş başka, arkadaşlık başka. Bence Emre hastalarını ne kadar umursamazsa o kadar Hekimoğlu'na benzeyeceğini düşünüyor. Yani sanki bu iyi bir şeymiş gibi. Benim ifade vermem gerekecek mi? Bilmiyorum ama bana sorarlarsa senin ismini vermeyeceğim kesin. Hele ki bu son söylediğinden sonra. Ben kötü bir şey söylemedim. Ayrıca ben Emre'nin kötü bir doktor olduğunu da düşünmüyorum. Tabii canım. Sadece hastalarını umursamadığını düşünüyorsun. Hoca ne söyledi? İki aydır var bu öksürük. Ancak gelebildin. He? Vakit olmadı herhalde. Tahmin ettiğim gibi acilden giriş yapmışsın. Genel sağlık sigortan yok. Var. Ödeyemedim, bloke edildi. Hemen kesiyorlar sigortayı doktor. Yani ben kuaförüm. Kadın kuaförü. Malum biliyorsun işler daraldı. İşte birkaç prim ödeyemeyince de çat dondurmuşlar sigortayı. Vallahi hiç affetmiyorlar. Yani. Hiç. Evet. Çok zorbalar, gaddarlar. Aman 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 aman. Bir sürü masraf var ama yapacak ha. Ne yapacaksın? Kuaför olunca mesela son model bir telefonun olması gerekiyor değil mi? Şart. Nereden bakacaksın son modellere? Saç modellerine. Değil mi? Konuşmamız lazım. Kapıdan mı konuşacağız? Hayır. Baş başa konuşacağız. Dedikodu. Bayılırım dedikoduya. Şimdi. Veli. Ali. Ali Veli. Fark etmez. Al bakalım tak şunu kulağına. Tut bakalım bunu göğsüne. Hışır hışır bir ses gelecek. Dinle onu. Tamam. Değişirse bana haber ver. Değişirse bana haber ver. İpek yok mu? İkiniz hazırlıyormuşsunuz diye duydum Emre'yi dövüşe. İpek Emre'yi takip etmek istediği için odada. Şimdi sana iki sorum var. Bir, Emre neden hata yaptı? İki, ne kadar büyük hata yaptı? Emre hata yapmadı. Kendisi yaptığını söylüyor. Harika taktik. Avukat değilim ama kimin aklına geldiyse müthiş. Kurul karşısında acayip bir şey yarar. Kurul Emre'nin yerinde herhangi bir başka doktor olsa böyle bir durumda ne yapması gerektiğini bilmek isteyecektir. Emre herhangi bir doktor değil. Öyle olsaydı işi almazdım. Bravo ya. Hayranım size. İkiniz de birer daha iyisiniz. Böyle devam edin. Her şeyi reddedin. Size yardım etmek isteyen avukatı kandırın. Ama yarın kurulu kandıramayacaksınız. Çünkü onlar da doktor. Selin. Midedeyim. Ama çok kan var. Mide çeperini tam göremiyorum. Arteri mi yırtılmış? Hayır, orada işte. Kanayan sevimsiz bir ülser. Koterize ediyorum. Ben göremiyorum. Biraz daha izotonikle yıkasın. Bir dakika. Oldu. İyi görünüyor. Kanamalı bir ülser. Hallettik. İki saat önce bir şey yoktu. İyi derken her tarafından oluk oluk kan akmasını kastediyorsan evet. Bunlar da herhalde zil takıp oynayalım diye çalıyor. Sistolik basıncı 70'e düştü. Nerede ülser? Şu anda kahverengi gözüküyor çünkü az önce kotarize ettim. Geri git bana tüm mideyi göster. Dur. İkinci bir ülser mi? Perfore olmuş. Ameliyathaneye hazırlayın çabuk. Çabuk çabuk. Hemşire hanım.
İki saat önce iyi falan değildi. Karın ağrısı olduğunu söylemiş miydi? Evet, ben de daha kuvvetli mide koruyucu verdim. Muayene etmedin yani onu? Sadece kontrole gelmiş paterji testini göstermek için. Karnını oskülte ettin mi? Vitallerine baktın mı? İbuprofen aldığına da rektal kanaması olduğunu söyleseydi. Bir de senin gibi tıp fakültesine gitseydi. Diyare ve gaytada kan. Sorulması basit, rutin sorular. O yüzden de doktorlar bazen bu soruları sormazlar hocam. Küçük bir hata yaptım. Sonucun böyle olacağını nereden bileyim? Yok öyle bir şey. Küçük bir hata diye bir şey yok. Hatalar da neden oldukları sonuçlar kadar ciddidir. Sırf basit bir soruyu soramayacak kadar tembel olduğun için o kadın ölebilir. Hayır, ölebilir. Çünkü o gün Allah'ın cezası ilaç kutunuz. Ben açmaya kalktım ve ben döktüm. Daha neler neler söyledim. Neredeyse ağlayacaktı. Ama bunları anlatamam. Çünkü bu konuda ifade vermeyeceğim. Tabii sen Emre'yi beni satması için ikna etmezsen. Pardon, hangi konuda ifade vereceksiniz? Berberler meraklı olur derler. Doğruymuş. Veli, şimdi bizim bu ibretlik canavar doktor hikayesini bir yana bırakalım. Ben sana başka bir hikaye anlatayım. Yine tıp konusuyla alakalı. Kısa bir hikaye. Adı Veli. Şimdi bizim bu Veli'nin oksijen satürasyonu düşmüş. Akciğerinden gelen sesler kabalaşmış. Kışır kışır, kışır kışır sesler gelmeye başlamış nefes alırken. Benim gibi mi? Veli. Veli'nin hastalığı idiopatik akciğer fibrozisi. Akciğer dokuları yavaş yavaş taşa dönüyor. Nefes almakta zorlanıyor. Yavaş yavaş boğuluyor Veli. Tedavisi yok. Doktor, sen benden mi bahsediyorsun? Akciğer nakli. 700 bin lira. Bizim bu gariban Veli'nin de ne parası var ne sağlık sigortası. Şimdi yaptırmaya kalksa bile çok geç olabilir ama yine de ben bir avukatıma danışayım. O da onaylıyor beni. Diyor ki keşke diyor teşhis konmadan önce sağlık sigortasını yaptırsaymış diyor. Neyse biz muayenemize geri dönelim. Gel bakalım şöyle. Adama ölmek üzere olduğunu böyle mi söylüyorsun? Öldüğü falan yok. Grip. Parasını çarçur edeceğine sigorta primlerini yatırırsa genel sağlık sigortası tekrar işlemeye başlar. Tam bir kahramansın değil mi? Hataları düzeltirsin, hayatları kurtarırsın. Ha bu arada kimi manipüle etmişsin, kiminle oynamışsın hiç önemi yok tabii. Veli'yle bu kadar yakın arkadaş olduğunuzu bilmiyordum. Saçını Veli'ye mi yaptırıyorsun yoksa? Şimdi gurur da duyuyorsundur sen kendinle. Ben adama ne güzel sigortanın önemini öğrettim. Muhtemelen hayatını kurtardım diye ama haberin olsun bu yaptığının etik hiçbir tarafı yok. Etik, evet, ahlak. Aslında benim sana yaptığım şeyden konuşuyoruz şu an. Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok artık. Öyle diyorsun ama takip ediyorsun beni. Ne haber? Alt tarafı notlarından birkaç satır okudum psikiyatrım. Emre eğer gerçekten böyle bir hata yaptıysa... Üzgünüm, özür dilerim. Hatalıydım. Emre gerçekten böyle bir hata yaptıysa onu neden kovmadın? Çünkü çok yakışıklı. Ateş, ne saklıyorsun? İyi bir aileden geliyor. Ayrıca dinlemedim ama kesin çok güzel piyano da çalıyordur. Hastanenin imajı açısından önemli şeyler bunlar. Bak İpek bile baloya Emre'yi götürüyor. Ne haber? Nasıl gidiyor? Sence? Ne diyorsun dava ile ilgili? Umut veren bir noktada mıyız? Yani Ateş yırtar mı? Emre aklanırsa o da aklanır. Ha iyi. Ateş de böyle öngörüyor. Benim biraz şüphelerim vardı ama. Sen bir şey mi biliyorsun? Yok, hayır. Sen ne biliyorsan ben de onu biliyorum. O zaman şöyle söyleyeyim. Ateş eğer başını belaya sokacak bir şey saklamıyorsa aklanır. Hocam çayı bahçeye götüreyim değil mi? En kuytu köşeye. Muzo, tamam, senden başka kimsenin bulamayacağı bir köşeye. Aman diyeyim hocam, buldular bile. Ben gittim. Ateş nasıl gidiyor? Disiplin kurulu toplantısına hazır mısın? Ben ve disiplin. Yan yana gelmesi sakıncalı iki kelime. Bence sen beni bırak da Emre'yi kurtarmaya bak. Senin elinden geleni yapıyor zaten. Şimdi onun yanından geliyorum. Ancak Emre'nin bir şeyler sakladığını düşündüm. Çocuk işte, ne yapasın? Devamlı bir şeyleri bir yerlere saklarlar, sonra da bulamazlar. Hani alıp dizime yatırıp dövsem, sonra gidip anasına şikayet edecek.
En iyisi ben hiç karışmayayım. Ateş, dikkat et. Emre'nin sakladığı şeyler senin başında yatmasın. İhtimaller, sırlar, cezalar. Gelen sorguya çekiyor, giden gözdağı veriyor. Hastane değil, karakol mübarek. Siz beni istifa ettirmeye falan mı çalışıyorsunuz ha? Tazminat istemeyeyim diye. Bilemedin. Her ikimiz de senin paçanı kurtarmaya çalışıyoruz. Takdir zaten beklemiyoruz ama bu şekilde fırça yemeseydik iyi olurdu. Bu arada istifa etmene gerek yok. Zaten yarın burada son günün olabilir. İyi misin? İyiyim. Ara verdik biraz. Biliyorum. Selin Hanım pek ara vermiş gibi değildi gerçi ama. Ufak bir yoklama çekti bana. Neden hata yaptığını falan sordu. Sana neden soruyor ki? Bu sorunun benden başka muhatabı olamaz. Bilmiyorum dedim ben de. Tarafsız davranıp davranmadığımı sorguluyor aslında. Bu kadın beni tanıyan herkesin beni koruduğunu falan mı düşünüyor? Benim seni koruduğumu düşünüyor. Hastanedeki herkes ilişkimiz olduğunu düşünüyormuş. İlişkimiz yok dedim ama ne kadar inandı inanmadı bilmiyorum tabii. Zaten sonra topu Ateş Hoca'ya attım. Niye? Çünkü acilde sizi tartışırken gördüm. Ateş Hoca'yla niye tartıştınız? Benim ameliyata girmem lazım. Az önce acilden oldu. Haberin var mı senin? Emre'nin hastasını getirdiler. Midesi perfora olan. Behçet hastalığı olandan mı söz ediyorsun? Ameliyat aldılar. Sonra? Vallahi sonrası umarım hala ameliyattadır. Durumu pek parlak gözükmüyordu. Ben merak ettim ya. Bir gidip bakacağım. Dur ben de geleyim dur. Şimdilik her şey iyi gidiyor ama net bir şey söylemek için çok erken. Ameliyatı bekleyeceğiz. Annelerine bir şey olursa biz ne yaparız? Hiç bilmiyorum. Merhaba. Hangisinde? Bunda. Şeker, pembe benim, yeşil derim. Teşekkür ederim. Annem şeker yememizi istemiyor. Aa, ben yanlış bir şey yaptım o zaman. Bence bir tane şekerden bir şey olmaz. Yani bence de ama sen bilirsin yine. Biz seninle de bunu anneme söylemeyelim. Üzülebilir. Tamam, ben hiçbir şey söylemem zaten. Duru. Söylemem, tamam. Dede ama söyleyecek. Anneme her gün her şeyi anlatır, duramaz. Çünkü biz bir aileyiz. Birbirimize destek olmalıyız bunun için de. Birbirimizden hiçbir şey saklamamalıyız. Doğru. Haydi afiyet olsun. Götürün bakalım manişkoları. Hop hop hop. Veteriner. Veteriner olmak vardı şu hayatta. Onlar anlatmıyor. Sen sormuyorsun. Teşhis, tedavi. Geçmiş olsun, bay bay. Onlar mutlu, sen mutlu. Şu an yaptığımız şey de pek farklı değil aslında. Hastalarla yüz yüze gelmediğiniz için. Öyle olsaydı, veteriner olsaydım, yüz yüze gelmekte bir sakınca görmezdim. İyi anlaşıyorum ben hayvanlarla. Emre ile acilde tartıştığınızı gördüm.
Neden? Çünkü Emre bir insan. Ve insan hata yapar. Şu an ameliyattaki hastayla ilgili bir hata olduğunu düşünüyorum. Bir değil, iki. Duble hata. Sorması gereken basit iki soruyu sormamış. Diyare ve gaytada kan. Hasta bu yüzden mi ameliyatta yani? Emre böyle bir hataya düşmez aslında. Normal şartlarda düşmez. Demek ki şartlar anormal. Ne acaba? Anormal olan ne? Emre'ye sormak lazım. Allah kahretsin ya. Emre. Yok bir şey, yok bir şey, tamam iyiyim, yok bir şey. Çok gerginsin. Normal değil mi? Bir hata yaptım ya, bu da canımı sıkıyor. İşte sen normalde hata yapmazsın. Niye hata yaptığını merak ediyorum. Yani kafana takılan bir şey varsa sana eğer... Sana olan isterime karşılık alamadım diye biraz daha aldım. Seni düşünmekten kafamı toparlayamıyorum falan diyeceğimi düşünüyorsan... yok öyle bir şey, korkma. O herkesin başına gelebilecek bir şey. Altında illa bir sebep aramaya gerek yok. Bir anlık dikkatsizliğin seni getirdiği yere bak ya, inanamıyorum. Hayat işte Zeynep. Bazen böyle olmadık. Yerleri sürüklüyor insana. O hastayla ilgilenen ben de olabilirdim. Benim de başıma gelmiş olabilirdi. İstemiyorum. Sen böyle bir hata yapmazdın. Neden? Biz Emre'yi yalnız zannediyorduk, kusura bakma. Ben çıkıyordum zaten şimdi. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Nerede kalmıştık? İki soru. Diyare var mı? Gaytada kanama var mı? Sadece bu iki soruyu sormuş olsaydın şu an burada olmayacaktık Emre. Ve sen bu iki basit soruyu sormayı unuttun. Neden? Sorunuzdan ve tavrınızdan anladığım kadarıyla hekim onu görmeye gitmişsiniz. Ayrıca biz bunları konuştuk. Sorunuzun cevabı bilmiyorum. O iki soruyu neden sormadığımı bilmiyorum. İyi doktorlar böyle hatalar yapmazlar. İyi doktorlar soru sormayı unutmazlar diyorsunuz yani. Peki o zaman sorunuzun cevabı verildi zaten. Demek ki ben iyi bir doktor değilim, kusura bakmayın. Bunu demek istemediğimi biliyorsun. Ayrıca bilgin olsun, bu tip soruşturmalarda kendini acımak iyi bir strateji değildir. Emre'nin kurulla görüşmesi nasıl sonuçlanacak sizce? Kurul işleri sakat. Yani? Yani madalya vermeyecekler Emre. Büyük ihtimalle hatasını bulup gözünün içine sokacaklar. Sonrasında da biz Emre Hoca'yı Nişantaşı'na gerisin geri uğurlayacağız. İyi ama bu çok ağır bir ceza. Ne yapalım? Bize insanları yaşatalım diye maaş veriyorlar. Sonuçta biz de insanız. Biz de hata yapabiliriz ama değil mi? Yani yapmasak daha iyi olur. Hani derler ya işin ucunda ölüm mü var diye. Var. Bizim işin ucunda ölüm var. Sen dua et de daha kötüsü olmasın. Ne gibi daha kötü? Şaka şaka. Bu dediklerimin hiçbiri olmayacak, merak etme. Nereden biliyorsunuz bir şey olmayacağını, bu kadar eminsiniz? Zeyno hocam, ayıp ediyorsun. Ben bilirim. İnşallah. Başka bir şey saklamıyordur. Bize söylemen gereken önemli bir şey varsa şu anda tam zaman. Yok. Ben neden senin bizden bir şeyler gizlediğini hissediyorum? O konuda da yapabileceğim bir şey yok Selin Hanım. Emre, biliyor musun bazen biz avukatlar da siz doktorlarınkine benzer durumlarla karşılaşabiliyoruz. Müvekkillerimiz bize durumları anlatırken bazı konuları önemsiz, gereksiz buluyorlar. Ama oysa ki o anlatmadıkları noktalar genelde en önemli noktalar oluyor.
Ve sonra mahkemede hakim soru sorunca bir anda ağzından dökülüveriyor o önemsiz buldukları noktalar ve davanın bütün seyri değişiyor. Müvekkilin aleyhine. O zaman sizin müvekkilleriniz böyle şeyler yaşamıyordur. Çünkü siz basit soruları sormaya atlamayan iyi bir avukatsınız. İzninizle ben şimdi geliyorum. Ameliyat. Ameliyattan sonra ne oldu? Zeynep'le beraber Derya'nın kardeşi Ömer'le konuşmaya gittik. Tansiyon düşüklüğü böbreklerinde hasara sebep oldu. Ciddi bir şey değil. Yalnız karaciğeri için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Kardeşiniz şu an karaciğer yetmezliğinde. Ama karaciğer yetmezliği varsa karaciğer nakli de yapılabilir değil mi? Listeyi alabiliriz. Beklemek istemiyorum. Ben karaciğerimin bir parçasını veririm kardeşime. Donör bulmak ne yazık ki tek başına yeterli değil operasyonu hızlandırmak için. Cerrahlar operasyonu yapmadan önce donörün emin olması için bir süre beklemesini istiyorlar. Daha sonra yapıyorlar ameliyatı. Bu işlerin kara borsası da var. Organlar için mi? Yani biz böyle bir şeyi asla... Hemşire! Neren ağrıyor? Sürekli mi ağrıyor? Evet. Saplanan bir ağrı mı, kült bir ağrı mı? Bilmiyorum. Kutlu kötüleşme. Karnınızda asit var. Hayır, kötü bu. Embolektomi için ameliyathaneyi hazırlayın. Tam kan sayımı PT süresiyle karaciğer enzimleri için hemen kan yollayın. Çabuk! Yardım edin ne olur. Çabuk hemşirelim! Sepsis, tansiyon düşüklüğü yaptığı için karaciğerinde pıhtı oluştu. Ve hepatik arteri tıkandı. Karaciğer iflas etti yani. Ve İpek nakil listesine aldı hastayı. Bütün problemlerine rağmen olur dedi. Hayatta olmaz. Bu kadar hasta bir kadına karaciğer nakli yapamayız. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Ha? Bu kadar hasta bir kadına karaciğer nakli yapamayız. Kime yaparız o zaman? Hasta olmayan, sağlıklı, yanaklarından kan damlayan birine mi karaciğer nakli yaparız? Vaskülite olan birine karaciğer nakli yapmanın bir manası yok Ateş. Bunu sen de biliyorsun. Tedavi edilebilir bir vaskülite. Böbrekleri de hasar görmüş. Böbrek sorunu düzeliyor. Onu öldüren şey ne aslında biliyor musun? Emre... Karın ağrısı şikayeti olan birisine sorması gereken basit bir soruyu sormayı unuttu. Doğru tanıyı koyamadı. Kadının midesi perfore oldu, sepsise girdi. Tansiyonu çakıldı, pıhtı gelişti ve karaciğeri iflas etti. Karaciğer önemlidir. Karaciğerin olmadan yaşayamazsın. Mahkemeyi düşünebiliyor musun? Bir tarafta Emre, diğer tarafta Derya ve yanında iki tane yavrucağı Eda ile Seda. Duru ve Berrak. Ne yapmadın? Ne yapmaya çalıştığını anladım. Bir yandan Emre'yi korkutmaya çalışıyorsun, bir yandan da bu konudan hastanenin sorumlu olduğunu söylemeye çalışıyorsun. Hiç aklına gelmezdi. Bravo. Yine de hastayı nakil listesine alabilmem için tıbbi bir nedene ihtiyacım var. Bu işte tıbbi neden. Eğer dava açar ve kazanırlarsa bu hastane yıkılır, yerine gökdelen yapılır. Gökdelenin dışında insanlar tıbbi yardım beklerken ölürler. Allah korusun zincirleme bir trafik kazası falan olmazsa hastanın işi çok zor. Zira şu günlerde pek karaciğer bolluğu yaşamıyoruz. Sen yine de ifadeni verirken Ateş'in İpek'i nasıl ikna ettiğiyle ilgili kısımları atla. Hastalar nakil listesinde isimlerinin neden aşağıya düştüklerini bilmesinler. Hekimoğlu'nun söylediği şeyler bir şey değiştirmedi zaten. Sırada Derya mı var peki listede? Evet. Yalnız kan grubu AB negatif. Çok zor bulunur. Ne kadar dayanabilir peki bu halde? Bilemedin.
İki gün. Ben boş kalan yerlerini. Ben vereceğim karaciğerimi ona. Ömer, bunu konuşmuştuk. PLA tiplerim 6'da 6 uyuyor. Tam uyumluyum kardeşimle. Sen bu test sonucunu nasıl bu kadar çabuk aldın? Tanıdığım biri var. İşleri hızlandırması için para verdim. Ömer birine rüşvet mi vermiş? Test sonuçlarını hızlandırmak için. Siz olsaydınız vermez miydiniz? Peki tamam. İnsani bir çıkış. Ama sen yine de kurulu anlatırken böyle laflar etme. Senin tıp etiğine aykırı hislerin olduğunu bilmesinler. Selin Hanım, bakın ben yalnızca... Ayrıca bu yanlış hareketin hasta yakından gelmesi bizim için iyi bir şey. Suç onun üzerine kalacak. Yani senin üzerine toplanan suçu dağıtmış olacağız. Peki. Ameliyata gelelim. Hiçbir cerrahın bu kadar kısa sürede karaciğer nakli yapamayacağını söylemiştiniz. O ameliyat nasıl gerçekleşti? Hekim oğlu. Onu da halletti. Evet. Hastanızda pıhtılaşma sorunları var. Ameliyat öncesi subkutan K vitamini ve taze donmuş plazma veririz. Yine de risk var ama. Hocam, neden sana geldim? Hı? Neden sana geldim? Tam da bu yüzden hastanedeki en iyi transplant cerrahına geldim. Üstünel hocam, lütfen. Bu ameliyatı sen yapmazsan hasta ölür. Bu öğleden sonra alayım ameliyata. Harikasın. Çok teşekkürler hocam. Rica ederim. Herhalde bu sen maratonda koşup birinci olmadan hemen önceydi. İnandıramadım seni galiba. Tutamıyorum. Kendimi bazen fazla abartıyorum. Tokalaştığımız kısım mı fazla geldi sana? Gerçekten ne olduğunu anlatacak mısın? Fazla vaktim yok. Ne yaptın adama? Nasıl ikna ettin? Herhalde zaten etik olmayan bir şey yaptıysam kalkıp bunu hastane avukatına anlatacak halim yok. Öyle değil mi? Hele ki böyle başımda baş mavin gibi dikilirse. Anlatacaksın. İyi, tamam. İtiraflar saati. Madem başladı, o zaman baştan başlayalım. İtiraflara. Orhan'ın masasındaki sağ üst çekmecede bozuk paralar var. Onları ben çalıyorum çünkü bazen canım gofret çekiyor. Girişteki makinede bozuk paradan başka bir şey kabul etmiyor. İpek'in odasındaki bitter çikolataları da ben yedim. Sekreteri yemedi. Tamam. Cerrah nasıl ikna ettiğini bana anlatabilirsin. Söyleyeceğin her şey avukat müvekkil gizliliği içinde kalacak. Korkunç bir şey yaptıysan, ki eminim yapmışsındır, benden tavsiye alabilirsin. Kimseye söylemeyeceğim için işkence çekeceğim, o ayrı. Peki, tamam. Minik bir ayar çektim cerraha. Kabul. Sen aklını kaçırdın herhalde hekimoğlu. Ya kadın ölmek üzere. Ameliyatı kaldırır mı kaldırmaz mı belli değil. Benim elimde mi kalsın istiyorsun? Derdin ne senin? Kardeşi de arkamdan açsın hemen davayı. Oh, ne hala. Ne bu? Avans. 15.000. Diğer 15.000'i de ameliyattan sonra. Ha? Ya ben yılda 4.000.000 kazanıyorum. 4.000.000. Ayrıca ameliyat başarı istatistiğim oldukça yüksek. Hani 30.000 lira için öleceği belli bir hastayı ameliyata alacağımı mı sanıyorsun sen? Ha? Başarımı gölgelemem hekimoğlu. Keşbara. Hı? Biliyor musun? Seni ve Emre'yi bu hastaneden gönderseler o kadar mutlu olurum ki anlatamam sana. Eyvallah, eksik olma. Harika. Müthiş. Ben de diğer 15.000'i ne yapsam ne etsem de ödemesem diye düşünüyordum, bir bahane bulsam falan diye. E gerek kalmadı o zaman. Ameliyatı yapmazsan, radyolojiden doktor Nagihan başta olmak üzere bir sürü meslektaşınla beraber olduğunu karına anlatırım. Boşanırken yarısını her şeyin karın alıyor, öyle değil mi? Neydi? Senede 4 dedin.
Sen hesap et. 4/2. Basit. Nereden? Hı? Nereden anladı bu şeytan diyorsan geçen seneki yılbaşı partisinde o küçük sosisli sandviçlerden getirdi Doktor Nagihan sana. Sen teşekkür etmedin. İnsan birisiyle gerçekten ama gerçekten samimiyse ona teşekkür etmez. Bir de bir ara ortadan yok oldun. Döndüğünde gömleğinin arasında ruj lekesi vardı. Nagihan ruju rengi. Ha? Ah ah. Karına üzülüyorum. Bir tek o kadıncağızın haberi yok ne fındıklar kırdığından. Sen bunları karıma söyleyemezsin Hekimoğlu. Aman 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 aman. Öfkeli kadınlardan ödüm patlar benim. En güzeli imzasız bir mektup. Ameliyathaneyi ayarladım öğleden sonra saat 4'e. Müsaitsin değil mi? Bir sıkıntı yok. Tamam. Bu arada bilgin olsun diye söylüyorum. Bu hastanedeki en kötü transplant cerrahı sensin. Ama karısını aldatan başka biri yok ne yazık ki. Adama önce rüşvet verdin, sonra da şantaj yaptın. Onu ameliyata zorlamasaydım hasta 2 gün içinde ölecekti. Kurulu anlatırken şantaj kısmını es geç, olur mu? Sana anlatırken de es geçmiştim ama. Otopark, orada ne oldu? Ya Allah aşkına bak ben seni aldatmadım. Kerem bunların hepsi kumpas, ne olur yapma Allah aşkına. Ya Ceren beni bitirmek istiyor. Seni mahvedeceğim, sus seni mahvedeceğim. Kartoros seni. Belli ki birisi Üstünel'in karısına isimsiz bir mektup yollamış. Üstünel'e şantaj yaptın, ameliyatı yaptırdın ama gittin yine de adamı ispiyonladın. Yani şimdi sen böyle söyleyince... Evet, pek adil olmamış galiba. Kendine hakim olamıyorsun sen. Ne kadar aptalca, ne kadar gereksiz olursa olsun yaptığın şey kendini tutamıyorsun. İnanılmaz. Gel, bunları bırakalım da biz Sade'de gelelim mi? Sana yaptığım yakışıksız şey hakkında konuşma orucumuzu bozalım. Sen terapistinin odasına gizlice girip dosyanı okuduğum için kızgın değilsin bana. Tabii canım. Hatta çok sevindim. Tamam, kötü bir şey yaptım. Ama o dosyada senin Metin'le mutlu mesut olduğunuz yazıyor olsaydı bu kadar kızmazdın bana. Kızsan bile kızgınlığın geçerdi. Hayır, geçmezdi. Dosyanı okuduğum için değil, bundan seni haberdar ettiğim için kızdın bana. Kötü bir şey yaptım, hayatta kabullenemeyeceğin etik dışı bir şey yaptım ve bunu gelip sana anlattım. Henüz yüzleşmeye hazır olmadığım bir gerçekle yüzleştirdim seni. Yoksa sen aramızdaki gidişattan memnundun. Üzgünüm, aptalcaydı yaptığım şey. Ameliyatı yapan cerrahın nasıl ikna olduğunu anladım. Nerede kalmıştık? Ömer test sonuçlarını hızlandırdığı için o gün öğleden sonra ameliyata aldık ikisini. Doktor Üstünel canlı donör nakli yaptı. Ömer'in karaciğerini sağ lobunu, hepatik ven ve arterini rezeke edip Derya'ya nakletti. Operasyon başarılı geçti.
Derya ve Ömer taburcu oldular. Bundan sonra rutin kontrollerine devam edeceklerdi. Geldiklerinde muayenelerini sen mi yaptın? Ben o aşamadan sonra Derya'dan olabildiğince uzak durmaya çalıştım ama hekim oğlu buna izin vermedi. Her aşamada beni zorla dahil ediyordu. Kontrol muayenelerini ben yapmasam daha iyi. Kim için ve niçin? Benim için yani hasta içinde. Bir hata yaptım ve sonrasında pek hoş şeyler yaşanmadı hocam. Bununla yüzleşmek gerek var mı sizce? Ah! Var. Şimdi ben yılanı duvara toslattım diye en iyisi bu oyunu bir daha oynamayayım mı demeliyim? Yoksa daha seri olmalıyım, sağdan değil de soldan yutmalıyım mı demeliyim? Duvara toslattım diye bu oyun yokmuş gibi davranamam. Ha günün birinde yok ya ben sıkıldım artık bu oyunu oynamak istemiyorum deme hakkım var diyebilirim. Sen de gelip mesela hocam ben artık doktorluk yapmak istemiyorum çok sıkıldım diyebilirsin. Başım üstüne der misin? Tabii ki hayır hocam. O zaman kontrol muayeneleri sende. Kapito. Hadi. Ya Mehmet Ali senden bir şey isteyeceğim. Nöbete kalmamı istiyorsan plan yaptım. Yok o değil. Benim yerime kontrol muayenesine girer misin diyecektim. Niye acilden mi çağırdılar? Hayır. Derya'nın kontrol muayenesi. Yani artık onunla ben ilgilenmesem daha iyi olur diye düşünüyorum. Yani böyle daha iyi hissedeceksen tabii ki. Sağ ol. Yalnız önce bir yere uğramamız lazım. Gel. Şimdi bu hassas bir muayene olduğu için Emre neden gelmedi diye sorabilirler. Ama karşılarında iki doktor görmeleri onlara güven verir. Ben gelirim. Ben hiç gözükmesem daha iyi. Çocuklar bu Zeynep ablanız ne yapıyor kendini bu kadar sevdirmek için? Vallahi bütün Candan Erçetin şarkılarını ezbere biliyorum. Sen biliyor musun? Belki biliyorumdur ama söylemiyorumdur. Neyse o zaman ben de en iyi bildiğim işi yapayım. Annenizi ve dayınızı tedavi edeyim tamam mı? Tamam. Buyurun. Oturun geliyoruz tamam mı? Hadi gelin. Biz de oturalım. Hocam ne bu telaş böyle? Mehmet Ali hocam. Memre hocamın hastasını elinden almıyorsunuz herhalde öyle değil mi? Buyurun hocam. Merhaba. Ateş Hoca Emre'yi aşırı zorladı bence. Yani insan bazen her şeyden uzak kalmak isteyebilir. Ne var bunda? Niye ona yardım etmemize izin vermedi ki? Çünkü kendine göre bir nedeni vardı. Emre bu konuda çok gergin ve benden kendisi yardımcı olmamı istedi. Neden beni durdurdunuz? O dediğin şey cesaretlendirmekle olur. Yardım isteyenin yerini almakla değil. Kapito, sen bir düşün bunu. Ateş, seni hatalarınla yüzleştirmeye çalışıyordu yani. Peki, seni bu vakaya zorla sokmasında bildiği bir şey mi vardı? Her zaman vardır. Hekimoğlu ve kendine has biricik yöntemler. Hastalar için büyük bir nimet. Ama etrafındakiler için nefes almayı bile zorlaştırır bazen. Derya ve Ömer. Ondan sonra kontrol muayenelerini hep sen mi yaptın? Evet. Buyurun. İkinizi de çok iyi buldum. Kontrolleri aksatmayın lütfen olur mu? Tamam hocam aksatmayız merak etmeyin. Zaten benim unutsam bu bıdıklar unutmazlar. Buzdolabının üstüne takvim yapmışlar biliyor musunuz? Gözünüz aydın prensesler. Annenizle dayınızın da durumu gayet iyi. Teşekkürler.
Emre abi. Asıl ben size teşekkür ederim. Çok güzel bakmışsınız annenize. Emre hocam, kızların hediyesi. Bayağı bir hayranlar size. Çok güzel çizmişsiniz ya. Ben bu kadar yakışıklı mıyım acaba? Arkasında da benim yaptığım resim var. Evet, bu da çok güzel olmuş. Niye kendiniz de çizmediniz benim yanıma? Ama biz o zaman burada değildik ki, evdeydik. Sen annemi iyileştirirken biz evde bekledik. Sen annemi bize gönderdin. Artık hep yanımızda. Yani kontrol muayeneleri iyi gidiyordu. Evet. Ama iki aya kadar. Derya Temmuz'da muayene olmaya geldi. 24 Temmuz. Tam tarihi ver de kurul senin her şeyi günü gününe takip ettiğini düşünsün. Peki muayeneyi yine sen mi yaptın? Bakın, dürüst olmak gerekirse ben sadece... Dürüst olmak gerekirse mi? Yani sen şu ana kadar bize yalan mı söylüyordun? Selin Hanım, bir anlaşma yapalım mı? Ben dürüst olmak gerekirse demeyeyim. Siz de arada kaçıp kaçıp Hekimoğlu'nu görmeye gitmeyin ki sonra hırsınızı benden çıkarmayın. Olur mu? ...24 Temmuz'da Derya muayene olmaya geldi. Kızlar nasıl? Ya çok iyiler. Duru ilk aşkını yaşadı. Öyle mi? Çok tatlıydı. Sonra da ilk ayrılığını yaşadı tabii. O pek tatlı değildi ama. Ateşim biraz yükselmiş. 37.4. Öksürük var mı? İdrarda yanma. Yok, hayır. Yani 37 derece o kadar da yüksek değil. Öyle değil mi? Aldığın immünsüpresanlar ateşin yükselmesini engelliyor. Yani ne kadar hafif de olsa ateşin de olmaması gerekiyor. Hemşire Hanım'a haber vereceğim, kültür alsın senden. Bir de akciğer filmi isteyeceğim. Tamam. Daha fazla hata yapmak istemiyordum. Bir dakika, şimdi... Böyle bir cümleyi asla ama asla... Kurulun önünde kullanma. Kesinlikle. Bırak bir hatan varsa da onlar bulsun. Derya'nın bir saat sonra ateşi yükseldi. ALT ve AST değerleri çok yüksek. Vücudu karaciğeri reddediyor. Hayır, sadece bir enfeksiyon. Aldığımız kültürlerin birinde streptokok üremesi var. Sadece birindeyse kontaminasyon olabilir. Streptokok enfeksiyonuna bağlı olarak diyetrite kalmış ve hematokriti yükselmiş. Karaciğer enzimleri de uçmuş. Ona ne diyorsun? O da streptokok enfeksiyonuna bağlı olabilir. Streptokok da streptokok. Nedir bu streptokok aşkı? Emre hocam, ha? O da seni seviyor mu? Hocam, vücut karaciğeri reddetmiyor. Sadece bir enfeksiyon. İyileşecek. En kötü ihtimalle tekrar nakil listesini alırız. Hekimoğlu sen misin? Duruma göre değişir. Hekimoğlu'nu dövecek misin? Kardeşimi, kendi hastanı bir kere bile gelip görmedin. Bir de komiklik mi yapıyorsun? Ömer, biz de senin kardeşinden bahsediyorduk. Ateşi var. Hepatit B veya C'dir belki. Tedavisi var, interferon verirsiniz geçer, öyle değil mi? Maşallah. Ne kadar da çok bilgilisin hepatitle alakalı. Daha yeni karaciğerini bağışladı. Hasta mısın? Çok kızarmışsın da. Yorgunum. Yorgunsun. Bence hastasın. Ve bunu bizden gizliyorsun. Üf. Ne rezalet bir dövme bu be. Kalp dövmesi. Ha? Çirkin, soluk. Özellikle mi böyle istedin yoksa çok mu kötü koşullarda yapıldı? Bırak kolunu. Hijyenik olmayan koşullarda yapılan dövmeler. En sık rastlanan bulaş yollarından biridir hepatit C'nin. Uzun zamandır hepatit C ile yaşıyorsun, öyle değil mi? Karaciğerimi bağışlamama engel olacağı için söylemedim. Serolojin peki? O nasıl temiz çıktı? Laboratuvar teknisyenine rüşvet mi verdin? Virüs uzun zamandır aktif değildi. Karaciğerimi vermesem kardeşim ölecek. Rüşvet.
rezalet. MR çekin hemen. Hem kendisine hem kardeşine. Benden hepatit kaptı değil mi? Yok canım. Kanser kaptı senden. Ateş haklı mıymış yani? Genelde öyledir. Ömer'in hiç bilmediğimiz bir hepatoması vardı ve karaciğer ile beraber tümör de kardeşine nakli oldu. Tümör Derya'da daha hızlı büyüdü çünkü nakilden sonra bağışıklık sistemini baskılamak için immün süpresanlar alıyordu. Ateş bunu nereden biliyordu peki? Hepatit karaciğerde tümör yol açabilir. Ayrıca eritrosit ve hematokrit sayıları yüksekti. Yani genelde dehidratasyon anlamına gelir. Ama nadir durumlarda kanser. Bir yemek arası verebilir miyiz? Evet, çok iyi olur. Hem biz de biraz dinlenmiş oluruz. Değil mi Emre? Tamam. O zaman bir saat sonra tekrar burada buluşalım. Bana mı? Emre çuvalladı mı? Nasıl gidiyor? Bir elmaya öteceğim. Öyle mi? Ben paylaşırız diye düşünmüştüm ama. Beni yalnız bırakır mısın? Dosyaya bakmam lazım. Cevabını bulmak zorunda olduğum sorular var. Ben sana söyleyeyim bu dosyanın en kritik sorusunu. Söyleyeyim mi? Emre neden böyle bir hata yaptı? Dalgınlık diyor. Değil. Ne kadar dalgın olursa olsun, otomatik olarak böyle bir durumda hastaya sorması gereken iki soruyu atladı. Neden? Belki ortamı streslidir. Ortamı sürekli gergin tutan bir patronu vardır, kim bilir. Bir kere ben gergin değil, hep gergin tutarım. Ayrıca ne olursa olsun, bana rağmen Emre hayatta bu iki soruyu atlamazdı. Belki de atlar. Belki de senin gibi süper güçleri yoktur. Bir hastanın dövmesine bakıp onun kanser olduğunu anlayamaz mesela. Geldiniz mi oraya? Bak, benim süper güçlerim bu elmanın kabuğunu koparmadan sonuna kadar soymamı sağlayacak. Bana bir şey mi anlatacaksın Ateş? Ben diyeceğimi dedim. Senin muhatabın Emre. Farkındayım. Bana anlatmadığı bir şeyler olduğunu da hissediyorum. Demek ki anlatmasını sağlayacaksın. Demek ki anlatmasını sağlayacaksın ki gerçek bütün çıplaklığıyla ortaya çıksın. Kolay gelsin. Afiyet olsun. Bu ne kalabalık ya? Gerçekten ya, sırada vazgeçecektim. Al canım, afiyet olsun. Gergin misin sen biraz? Hayır. Açım. Ha. Tamam, sen ne oldu? Anlat bakalım bana. Yani böyle Pamuk Orhan gitmiş, Barut Orhan gelmiş. Bir şey yok. Yok bir şey. Ya var, var aslında bir şey yani. Benim bu ateşe takıldı kafam. Hmm. Bir şey soracağım. Sen Selin'le Emre hakkında bir sürü şey öğrendin. Ne diyorsun? Bu
Adam ceza almaz değil mi ya? Yok yok, almaz sanmıyorum. Yani sonuçta hata yapan Emre. Hı. Değil mi? Hı. Hı. Evet. Evet. Ama işte... Ama işte ne? Ya bu hep her zaman bir şeyleri saklıyor biliyorsun. Doğru. Ve şimdi de bir şey saklıyor olabilir. Bu da doğru. Ve bu sakladığı şeyler hep onun başına bela oluyor. Yani bu yüzden mi canı sıkkın? Tamam, haklısın canının sıkılmasında. Ateş işte, bekleyeceğiz göreceğiz. Yani sağ solu belli olmuyor. Ver ver, tamam ver. Sen bunu alsana. Ben açarım. Yettim hocam. Buyurun çayınız. Aa, Muzo. Eyvallah. Ne bu hal? Akşama düğün mü var? Yok hocam. Size bir haberim var. Matematikten zerre kadar anlamıyorum. Özel ders almaya başladım. Hem de kimden? Kimden? Yan fakültedeki Sabahat abladan. Abla dedeme bakmayın. Kendisi büyük alim, büyük profesör. Sizden iyi olmasın tabii ki. Sabahat hocayı kafaya mı aldın sen? Yok hocam. O benim kafayı aldı. Beni böyle testlerle, kitaplarla görünce gel seni çalıştırayım dedi. Hocam, dersin başladı. Acil gitmem gerek. Kolay gelsin, görüşmek üzere. Hadi koştur. Zeki aldı. Ateş. D vitamini saatim, müsaade et lütfen. Aa, tabii. Al D vitaminini. Ama bu vitamini alırken düşünüyor musun acaba soruşturmada yırtamazsam ne olur diye? Bir şey mi biliyorsun ne? Bir duyum mu aldın? Ne zaman anlatacaktın bana doktor üstüne yaptıklarını? Uzun hikaye. İşte vaktini almak istemedim. Kesinlikle uzun hikaye. Doktorun hastane odasında başlayıp otoparktaki arabasında biten çok uzun bir hikaye gerçekten. Riskli bir şey yapmışsın. Asıl sen riskli bir şey yapmışsın. Beni işe alarak. Ben vitaminini bölmeyeyim. Ateş seni konuşturamadın mı düşünüyor? Yanılıyor demek ki. Ateş. Herkes hata yapar. Bir keresinde bir arkadaşımın davasını almıştım. Bel fıtığı ameliyatı olmuştu. Ameliyattan sonra yürüyemedi. Ameliyatı yapan cerrah arkadaşımın sonra kendine iyi bakmadığı için başına bunun geldiğini iddia etti. Sonra biz dava açtık. Elimizde sadece bir epikriz, bir de hasta raporu var tabii. Onların elinde diplomalar, raporlar, tanıklar. Arkalarında koskoca bir hastane. Davayı kaybettik. Bunları beni rahatlatmak için mi anlatıyorsunuz? Benim de arkamda kocaman bir hastane ve elimde iyi dereceli bir diplomam var. Hem evet hem hayır. Aradan biraz zaman geçti. Arkadaşım başka bir hastanede başka bir doktora ameliyat oldu. Ameliyatta bir sürü ucuna rastladılar. Bir önceki ameliyatta unutulmuştu. Yeniden dava dosyası açtık. Bu sefer kazandık. Unutturmaya çalıştığımız her neyse eninde sonunda su yüzüne çıkıyor. Evet, Ömer'de kalmıştık. Sonra Ömer'in kanser olduğunu anladınız. Kim oldu büyük ihtimalle Ömer'in hayatını kurtardı. Çünkü kanser erken teşhis edilmişti. Tümörü metastaz yapmadan çıkardık. Satürasyonu 94. Derya'nın vücudu
nakledilen karaciğeri reddetmeye başlamıştı. Tümörde olduğu için onun artık nakil listesini alamadınız. Yapacak bir şey yoktu. Ömer'in hepatitle ilgili yalan söylemesi. Bu aslında müdahil bir eylem. Kanserin müessir sebebi senin hatan değil. Yani? Yani bu iyi bir şey. Senin için, senin durumun için. Ömer eğer kardeşine karaciğerini vermeseydi Derya 3 ay önce ölmüş olurdu. Belki ama bunu kanıtlayamaz. Benimle gelmen lazım. Evet, evrak geldi. Biraz önce teslim aldım. Daha doğrusu evrak da değil yani. Bir parça kağıt işte. Bakalım ne yazıyor? Davalı Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Doktor Emre Acar. Hmm. Evet, 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 evet. Yanlış tedavi ve ihmal. Şaşırdın mı gerçekten buna? Tamam, Emre yakışıklı bir delikanlı ama o kadar da... 5 milyon. 5 milyon cezai tazminat. Ve isteyen de kardeşi Ömer. 5 milyon mu? Aynen. Cezai olduğuna göre ihmal olduğunu iddia ediyorlar demektir. Avukatları kafayı yemiş herhalde. Yok. Özden Kurtoğlu öyle deli değildir. Ağır ihmal var diyorsa vardır bildiği bir şey. Beni de dava etmişti bir keresinde bu Özden. Seni dava etmeyen avukat mı var ya? Bravo ya. Benden sabahtan beri bir şeyler sakladınız, yalan söylediniz. Ben yalan söylemedim. Yalan söylediğimi itiraf ettiğim kısımlar hariç. Ayrıca dava edilen de ben değilim. Çok komik. Değil mi doktor? Hastam gelmiş. Evet Emre. Bizden sakladığın şey ne? Ömer bana çok kızgındı. Evet, ben hastayı Cüneyt Bey'e yönlendirdim. Yarın görürse iyi olur. Olur tabii, test sonuçlarını ben de göreyim. Peki. Derya'nın erkek kardeşi Emre'yi bir hastaneye dava etmiş. Nasıl ya? Mahkemeye mi vermiş? Ya iyi de Emre'nin zaten başında bir disiplin soruşturması var. Bir de bu olursa? İş bayağı kişiselleşti demek ki. İş bayağı çetrefilleşti artık. Emre'nin çıkış yolu kalmadı. Ömer niye yaptı bunu? Çünkü Emre'ye çok kızgındı. Emre yapma, bu kanunsuz bir şey. Yapacak bir şey yok senin. Ya biraz düşün sonra konuşalım. Düşünecek ya da konuşacak bir şey de yok. Alo. Evet, İstanbul'dan Doktor Emre ben. Evet, alıcının kan grubu AB negatif. Emre'yi durdurmalıyız. Hem hastayı hem kendini mahvedecek. Ben söyleyeceğimi söyledim, kendisi bilir. Ya ama... Aması yok. Batmak istiyorsa batsın. Gördünüz mü? Yok Zeynep Hocam. Sabah girerken görmüştüm en son. İstirahat halindeyiz hastamız. Bir sıkıntı yok şu an için. Müsaadenizle. Sağ olun hocam. Pek Hanım. Benim size bir şey söylemem gerekiyor. Evet, nedir? Emre. Ne olmuş Emre?
Acil Emre'yi bulmam gerekiyordu da buldum. Kolay gelsin. Bulabildin mi? Buldum. Bahçeye gel hemen. Tamam. Emre! Saçma sapan bir şey yapmadan önce bizi bir dinle. Yaptım bile. Hastaneden ayrılmadan önce Ömer Derya'yı ikinci bir karaciğer daha buldu. Nasıl yani? Kanser hastası birine nasıl karaciğer bulabilir? Kara borsa. Antalya'da Adasan'ı bilinmeyen bir yerde ameliyat yapan bir doktor varmış. Saat 5'te de yan uçağa kalkacak. Pis bir odada elinde testereyle bekleyen bir adamın yanına mı göndereceksin sen hastanı? Sen kafayı mı yedin ya? Emre, sen böyle bir şey yapamazsın. Sen böyle bir şeyin parçası olamazsın. Karışmayın beni. İzin vermeyeceğim bunu yapmana. Beni hekim onunla kanmazlamak mı istiyorsun? Git söyle o zaman. Her fırsatta yanımıza gelip milyarda bir şansınız olsa bile deneyin diyen o değil mi zaten? Ya Derya bu şansı istiyor mu bakalım? Bak, ikiniz de suçluluk duygusuyla hareket ediyorsunuz. Kardeşi zaten ahlaki olarak suçlu. Derya'ya kanser bulaştırdı. Senin yaptığın yasal olarak suç. Siz bir araya gelmiş kadını uçuruma itiyorsunuz beraber. Başka çarem yok. Sizce Derya ölmek mi istiyor? Her koşulda ölecek. Çekil önünden bebedir. Çekilmeyeceğim. Çekil önümden deme demeyeceğim. Bir dur ya. Bir dur. Bir mantıklı düşün. Bir kafanı çalıştır ya. Yasa dışı işler yapan bir cerrah. Kara borsadan bulunmuş bir ciğer. Sen kaç tane hastanın böyle kurtulduğunu gördün ha? Kaç tane? Bak bu yaptığın ne Derya yine de seni kurtaracak. Tamam mı? Sadece senin üstüne bir pislik daha kalacak. Şimdi git hastanın yanına. Doğru olanı yap Emre. Çekil önümden Mehmet'e. Konuşmamız lazım. Hayır, vakit yok. İki dakika. Derya ben bir hata yaptım. Kurtulma ihtimalinle ilgili bilgi verirken sana yeteri kadar açık davranmadım. Büyük ihtimalle ben de o olasılıkla yüzleşmek istemedim. Doktor, yapma bunu. Yolculuğun stresi, ameliyat. Bir de kanserin var. Derya, gidiyoruz. Benim babam öldü. Akciğer kanserinden. Ölmeden birkaç ay önce görmüştüm onu. Hastalığı hakkında hiç konuşmamıştık. Doktor, baban ölmüş, Allah rahmet eylesin ama bunun bizimle hiçbir alakası yok. Babam bana hasta olduğunu söylemedi bile. Keşke söyleseydi. O zaman Derya, sen ölüyorsun.
ne yazık ki ben bunu değiştiremiyorum. Eğer sen bu yanlış ameliyata izin verirsen, tek başına öleceksin. Çocuklarından yüzlerce kilometre uzaktı. Bunu onlara yapamazsın. Bunu onlara yapamazsın. Tamam. Hayır Derya. Hayır. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Ya bak. Pes edemezsin. Bunu yaparsan, eve gidersen, seni ben öldürdüm. Hayır. Hayır. Sen bana 3 ay verdin. Kızlarımla geçireceğim 3 ay daha. Ömer, bana bak. Bak bana. Küçük kardeşim. Benim kanserimi bulduklarında seninkini de buldular. Ben kardeşimin hayatını kurtardım. Ben küçük kardeşimin hayatını kurtardım. Daha ne isterim? Olur mu? Olmaz, zararlı. Yiyemez annem. Dondurma da süt var akıllım. Evet ama şeker de var akıllım. Dur bakalım Emre abi söylesin. Ne diyecektim ben size kızlar? Anneme dondurma alalım mı, almayalım mı? Havaalanında. Ha. Kızlar galiba gerek kalmadı. Bak ben sana dedim, dondurma yok. Yok. Havaalanında. Gitmenize gerek kalmadı çünkü anneniz gitmeyecek. Eve dönecek. Zeynep abla, annem eve geliyor. Oley, öyle mi? Çok sevindim. Çantanın içinde defter var, verebilir misin?
Ben bunu dün gece yazmıştım. Havaalanında verecektim ama. Bunlar sana. Al bakalım. Ben artık eve gidebildiğime göre orada yazılanlara da hemen başlamak zorunda değilsin. Canım Ömerciğim. Evde yapılacaklar listesi biraz uzun. Kafamda biraz karışık, o yüzden karışık bir liste oldu. Ama kızların renkli kalemleri çok yardım etti. Orada mutlaka yapılması gerekenler kırmızı. Biraz bekleyebilecek olanlar da yeşil. Bir de mavi renkle yazdım. Onlar da gündelik rutin şeyler. O zaman bakayım ben. Tamam. Duru'nun basketbol dersleri bekleyebilir. Berran dişleri kontrolleri, bu acil. Duru'ya her gün bir yumurta yedirilecek. Bu niye kırmızı? Sevmiyor ya cadı yumurtayı. Dayısının ellerinden bir menemen yesin bakalım. Seviyor mu sevmiyor mu görürüz o zaman. Güle oynaya yaparız biz. Ya. Duru'ya güle oynaya yumurta yedirmek. Öyle mi? Nasıl yapacağınızı görmeyi o kadar isterdim ki. Eve gider gitmez yapalım o zaman bunu biz. Vakit kaybetmeden. Tamam. Sanırsın dağlarda yol olmaz. Usanırsın kalbinde güç kalmaz. Uzanırsın of, yarın olmaz. Zor günleri ardında huzur olmaz ki. Anne geldi. Anne! Umutlar yön bulmaz yarın olsa da. Beklenen gün olmaz. Sözlerim gerçektir. Yüreğim kardeştir her zaman. Sonsuzdur, uğraşım bitmez hiçbir zaman. Geliyor, geçiyor hayat, dönüyor, durmuyor dünya. Geliyor, geçiyor zaman. Sonra öldü. Evinde. Dediğim gibi Ömer bana çok kızgındı. Dava açmasının sebebi de bu olmalı. İnanıyor musun sen buna? Tabii ki inanmıyorum. Ortada bir yasa dışı nakili yok. Arada bir neden sonuç ilişkisi yok. Belki de avukatına yalan söylüyordur. Olamaz mı? Sinirinden neredeyse beni öldürecekti. Belki de sen bize yalan söylüyorsundur Emre. Geçen perşembe ameliyattan sonra kontrol için yine seni görmeye gelmiş. Eğer senden nefret ediyor olsaydı niye seni görmeye geldi? Ayrıca Zeynep'i, Mehmet Ali'yi hatta Ateş'i bile dava etmedi. Bir tek seni. Ortada kişisel bir şey var. Ve sen bunu kurulun karşısına çıkmadan önce bize söylemek istemiyorsun. Bu adam Ömer. Son görüşmemizde senden nefret etmiyordu. Sonrasında etmeye başladı. Doğru mu Emre? Evet.
o zaman bize anlatacağın bir şeyler var demektir. Peki. Nasıl gidiyor? Kızlar nasıl? Nasıl olsunlar? Bir gün iyi, bir gün kötü. Annelerini özlüyorlar. Kabuslar görüyorlar. Ama geçecek. Zamanla her şey daha iyi olacak. Hepimiz için. Tabii. Doğru. Kızlar senin gibi dayıları olduğu için çok şanslı. Ama hala onlara taşınacağımızı söylemedim. Söyleyemedim. Çok üzülecekler. O evi seviyorlar. Bahçe var, arkadaşları. Taşınıyor musunuz? Ameliyattan beri işsizim. Bir engelli maaşı var işte, o da yetmiyor. Şehir dışına, daha ucuz bir yere taşınıyoruz. Neyse. Sağ ol doktor. Kardeşini ben öldürdüm. Yanlışlarını koydum, o da ölümüne sebep oldu. Kapa çeneni. Kardeşim seni seviyordu, önemli olan da bu. Beni tekrar görmeye geldiğinde akşamdan kalmaydım. Bir gece önce sabaha kadar içmiştim. Başım çok ağrıyordu, bir an önce eve gitmek istiyordum. Kardeşin bana karın ağrısıyla ilgili bir şeyler söylemeye çalıştı ama ben doğru dürüst dinlemedim bile. Gel, eski çalışanımla bir konuşayım ben. Bravo. Güzel hikaye uydurdun, aferin sana. Yalan söyledim mi düşünüyorsunuz? Ömer'e aynen bunları söyledim. Söyledin ama yalan söyledin. Özellikle seni dava etmesini, cezalandırmasını istedim. Kardeşini öldürdüm hocam. Ben de sabah sade kahve söyledim, şekerli geldi. Herkes hata yapar. Kahvenize zehir koymadılar ama. Ben senin akşamdan kalma halini biliyorum Nişantaşı. O gün akşamdan kalma değildin sen. Derya'yı başından saldığın gün. Akşamdan kalmışım, kalmamışım ne fark eder? Daha iyi bir bahanem olsaydı kardeşi daha mı az öyle olacaktı? Sarhoş olduğun için hata yapmış olduğunu düşünseydim seni kovardım. Gerçek sebebi biliyordunuz yani. İyi gözükmüyordun, kafan dağınıktı. Kendinde değildin. Telefon gelmiş olabileceğini düşündüm üvey annenden. Alo, Emre ben. Nasıl? Neden öldü? Bu imkansız. Ben daha 3 ay önce gördüm onu. Eğer akciğer kanseri olsaydı... Doktor bey.
En azından iyi tarafından bakalım. İki ebeveyn de öldüğü için şimdi böyle bir hata yapma şansın yok. Nasıl anladınız? İnternet. İnternette ne aratacağınızı nereden bildiniz hocam? Baban ziyarete geldiğinde 3 ay ömrü kalmış olduğunu söyledi bana. Sen de bu hatayı yaptığında zamanlamayı hesap ettim. Ya bana babamın ölmek üzere olduğunu neden söylemediniz hocam? Kendisi istemedi. Yani o sırf söylemenizi istemedi diye beni böyle bunca zamandır her şeyden habersiz ortada bıraktınız. Öyle mi? Benim hatam. Şimdi iki seçenek var. Ya doğruyu söylersin. Hastane aileyle anlaşma yapar, ellerine bir miktar para geçer. Evlerini satmak zorunda kalmazlar. Ya da yalanına devam edersin. Bu akşamdan kalma yalanına. Aile hastaneden yüklü bir cezai tazminat kazanacak. Bakarsın Nişantaşı'na falan taşınırlar. Ha? Lüks bir daire satın alıp sana komşu gelirler. Gerçi o durumda sen muhtemelen Nişantaşı'ndaki daireni satmak zorunda kalacaksın. Doktorluktan atılacağın için. Başka bir şey geliyor mu elinden doktorluk dışında? Siz bir şey söylemeyecek misiniz Kurula? Ağzımı açmayacağım. Senin gümrütüye gitmen benim işime gelir yasal olarak. Bu gece nöbete ben kalayım mı? Nöbetlik bir şey yok. Yarın hazırlanacak bir şey laboratuvar. Sen evine git. Yarına bakarız. Yarına kim öyle kim kala. Belki de bu gece temiz sicilimle doktorluk yapacağım son gecedir. Olabilir. Ama boş ver zaten zor meslek ya. Ha? Adamın ömrünü çürütür. Ama Zeynep sana bir iş bulur. Çalışmak mı istiyorsun sen? Yandın o zaman. Niye? Bana böyle sıkıcı bir iş mi vereceksin? Çok renkli bir iş vereceğim. Oh. Evet. Bu pizzaları ben geldikten sonra beraber de sipariş verebilirdik. Doktor, 20 dakikada pizza geldiğini gördün mü sen hiç? Gelmiyor, soğuyor. Aa, acıktım be. Yanlış bu doktor, bu ne? Yanlış falan değil. Parasını ben verdim, pizzayı da ben seçerim. Afiyet olsun. Ya, mantar var bunda, mantar mı yedireceksin bana? Doktor, görme mantarlarını. Sucukları gör, salamları gör. Soda. Evet. Lütfen. Zaten. Zaten yemek konusunda yeteri kadar işkence eden bir babam vardı hayatımda. İyi, bir de sen çıktın başımıza. Nasıl yani? Zorla mı yediriyorlardı sana? Bir akşam 8-9 yaşındayım. Valide Hanım sebzeli tavuk yapmış. Oturduk masaya. Neyse. Benim canım çekmedi. Annem klasik. Yemezsen boyun kısa kalır taktiğini denedi. Yemedi. Sonra peder bey kendine has üslubuyla topladı herkesin tabağındaki sebzeli tavukları. Gerisin geri tencereye boca etti. Tuttu tencereyi pencereden dışarı. Kapalıymış pencere. Camlar kırıldı falan, her yer cam kırığı. Oturdu. Hanım, sıradaki yemek ne? Dedi, paşam belki ondan yer dedi. Paşam ben oluyorum. Para saymış sıradaki yemek. Yemedim.
aç kaldım. Yiyemediğim bir şeyler olduğu zaman aç kalıyorum. Biliyorsun beni. Sinir yapıyor bende açlık. Sağa sola sataşmaya başlıyorum. Ne yapıyorsun? Tamam, tahmin ettim. Tamam. Anladım, tamam. Ara bakalım. Yeşil biber. Soğan. Sarımsağı ince ince dilimliyor. Jiletle. Tamam. Azıcık kahverengi olacak onların üstü. Ha, merhaba, sipariş vermek istiyorum. Bir de jalapeno. Turşu biber, jalapeno biberi acı. Tamam. Var mı, bir sor bakalım. Çocuk onkolojisine yeni gelen psikiyatrist Doktor Banu'nun önerisi bu. Her ay bir duvarı böyle rengarenk boyuyoruz. Ya Emre, çocukları görsen nasıl mutlu oluyorlar biliyor musun? Hasta bakıcıların bir kısmı izinli. Personelin vardiyası da kısıtlandı. Ne yapayım, ben de bir el atayım dedim. Yalnız senin derin bayağı yatkınmış bu işe Zeynep. Aa, çok severim boya badana işlerini. Çocukken benim odamı var ya, babamla hep birlikte boyardık. Bir keresinde ne oldu biliyor musun? Böyle boya dolu bir kutuyu yere devirdim. Bütün her yer boya olmuştu. Ama babam hiç kızmadı. Benim babam öldü Zeynep. Babam öldü. 6 ay önce. Çok üzüldüm. Söylemek için. Bana bize niye söylemedin hiçbir şey? Hekim olma söyleyebilirdin, izin isteyebilirdin. Babamın ölümünün beni etkilemesine izin vermek istemedim. Bana babalık yapmamış biri için yas tutmak istemedim. Ama olmadı. Her yerimi acı kapladı. Hem acı hem öfke. Gitmişti zaten, sonra döndü sandım. Babam beni hayatına sokmak istemedi. Öleceğini biliyordu. Ama beni yanında istemedi. Belki üzülmeyesin diye. Babalar paylaşırlar Zeynep. Hayatı da, hayatın gerçeklerini de. Gerçek babalar öğretirler. Boya badana yapmayı öğretirler. Bisiklete binmeyi. Aşık olmayı, sevmeyi öğretirler. Yaşamayı öğretirler.
Ölmeyi öğretirler. Günaydın Ateş. Günaydın. Bakayım. Hmm. Ne bu sıra? Kravatın mı sıkıyor yoksa? Ne yapayım, göbek mi atayım? Gideceğiz şimdi bir oda dolusu Bahar abiyle muhabbet edeceğiz. Ne güzel işte. Bütün hayatın boyunca unutmazsın bunu. O Ağar abilerin ve ablaların eline de koz vermezsin bundan sonra. Maşallah sen çok sakinsin. Parmak sallamak falan yok mu bugün? Gerçi biraz önce azıcık salladın gibi oldu ama. Yok. Ben bütün söyleyeceğimi söyledim zaten dün. Gerisi artık sana kalmış. Bir de kurumun insafına. Emre. Emre'nin başına gelecekleri hiç mi umursamıyorsun? Sen umursuyor musun? Geç kalacağız. Kalalım. Bize ceza vermek istemiyorlar mı? Bari o cezayı hak edelim. Anlat. Kendini anlat kurula. Bize anlatamıyorsun. Bari başkalarına anlat. Daha kolaydır yabancılara açılmak. Anlat. Babam öldü de. Sarsıldım de. Etkilendim de. Neden hata yaptığını anlasınlar, sana makul bir ceza versinler. Benim ne kadar ceza alacağım sizin umurunuzda mı ki? Da. İpek Hocam. İpek Hocam öyle istiyor. Sizi kollamam gerektiğini düşünüyor. Ama siz İpek Hanım'ı dinlemezsiniz hocam. Doğru, dinlemem. Ama bir şunucu bana da dokunuyor. Sen atılırsan yerine birini bulmam lazım, uğraş dur. Bir de disiplin kuruluna falan çıktığına göre kusurlu bir doktorsun. Kusurlu doktorlarla çalışırsan benim ne kadar kusursuz olduğum daha net gözükür. Kravat iyiymiş. Sizinki de desende falan. Eyvallah.
Kurula babasından bahsedecek mi sence? Bilmem. İçeride Emre'ye beni satmasını söylersin zannediyordum. Yapmam öyle bir şey. Neden? Sen de benim müvekkilimsin. Doğru. Ya sen ya da ben bu işten ayrılana kadar olurum böyle devam edecek. İnsan beraber çalıştığı birisine karşı bir şeyler hissediyorsa, bir şeyler derken iyi ya da kötü olabilir manasında söylüyorum. O kişiyle çalışmaya devam edebilir mi? Ben mesela Emre gibi duygularıma kapılıp birisini öldürmek istemiyorum. Seni mesela. O hisler kötü hisler değil. Yani en azından hepsi kötü değil. Belki de sen haklısın. Belki de problem budur. Ateş Hoca. Bol şans. Kurulumuz dinlediğimiz ifadeleri ve bize sunulan delilleri göz önünde bulundurarak Derya Saçlan davası için bir karara vardı. Doktor Emre Acar, hatanız bir hastanın ölümüne sebebiyet verdi. Ayrıca üstlerinize ve hastanın kardeşine yalan söylediniz. Ama babanızın vefatının üzerinizde bıraktığı etkiyi de göz önüne alarak yetkilerinizi elinizden almamaya karar verdik. Bir haftalık uzaklaştırma cezası alacaksınız. Ama bu durum sicilinize kalıcı olarak işlenecek. Evet, şimdi Ateş Hekimoğlu'na gelirsek. Disiplin cezası gerektirecek bir ihmal olduğuna dair elimizde bir delil yok. Ancak idari tavrınızdan rahatsız olmaya yetecek birçok belge var elimizde. Nakil ekibine şantaj yapmaktan tutun da hastalarınızı bireysel olarak muayene etmeyi reddetmeye varıncaya kadar. Ayrıca kanser teşhisi konulan hastanızın... Kanser tanısı hastanın muayenesi sırasında konulmadı. Hastayı görmedim ben, kardeşini gördüm. Herhalde aldığım her hastanın aile toplantılarına gidecek halim yok. Kurulumuz bir aydan az olmak kaydıyla Ateş Hekimoğlu'nun bir doktor tarafından denetlenmesine ve bu doktorun da İpek Tekin tarafından tayin edilmesine karar vermiştir. Oturum sona ermiştir.
Var mıydı senin bütün bunlardan haberin? He? Bir saat önce haberim oldu. Emre'ye ne olacak? Kovuldun. Yok. Kovulmadı. Ateş Hocam, yeni patronunuzla tanıştırayım. Ha. Yani şimdi benim en yakın arkadaşım Mehmet Ali mi oldu?